hoşuna giderse seni yüceltiyor. Sormazsa... Onu sizin sevmesi için de araya gireceğim ama burada yani Türkiye'ye biçilen rol var. Türkiye'nin de buna karşı meydan okumaları var. Bu meydan okuma da tek boyutlu değil. Bakın şimdi diplomatik olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Cumhurbaşkanı eleştiriyor ve bununla ilgili kitap yazdı, defalarca dile getiriyor. Uluslararası yani İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemin temel parçalarını eleştiriyor. Tabii temel parçalarını eleştiriyor. Diplomatik açıdan, siyasi açıdan, askeri açıdan bakıyorsunuz. Ne Amerikancı ne Rusçacı. Bugün Rusların bizi ciddi anlamda köşeye sıkıştırmaya çalışmaları İdlib'te. Ukrayna'ya sattığımız SİHA'lar üzerinde onların kullanılması Rusları rahatsız ediyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz Amerika'nın eliyle Suriye'nin kuzeyinde bir PKK terör devleti kurulmaya çalışıyor. Türkiye buna karşı defalarca operasyon yapmış ki diğer operasyonda çok yakın olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Amerika'yı askeri olarak, Rusya'yı askeri olarak sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Bu konuda sen kendini idare edebiliyorsun. Çünkü onlar sana gidip de şu an tek... bunun karşılığında ekonomik olarak bir parmak sallayamıyor. Ama bunu Amerika ile yaptığın zaman sen haklı da olsan Amerika sana ekonomik yönden bir ellerinde bir şey var. Saldırı yapabiliyor. Ama şöyle bir şey zarar var. Gören sen oluyorsun. Şimdi lafını kestim hocam. 1964'teki o Johnson mektubuyla Türkiye'deki psikoloji çok farklı bir yöne ilerledi. Türkiye artık stratejik otonomi istiyor. Amerika ile ilişkilerdeki bağımlılığı dengelemek, azaltmak istiyor. Aktör çeşitlendirmek istiyordu. 64'ten beri geldi bu. Daha sonra araya darbeler ve siyasal sistemin, konjonktürün elverişli olmamasından sebep mütevellit bu sistem siyaset işletilemedi. Şu an Cumhurbaşkanı'nın bu noktada ciddi bir kararlılığı var. Dolayısıyla Amerika'nın Türkiye'yi biçmeye çalıştığı ya rolle alakalı. Ya bizi böyle kabul edeceksin ya da böyle edeceksin. Evet, Cumhurbaşkanı burada ben size söyleyeyim. O F-16 meselesini versinler veya vermesinler. Bizim tarafımızdan talep edilmiş bir şey değil bu. Vermezlerse bize parayı geri verecekler. 1.4 milyar dolar civarında bir para. Bu parayı geri verirlerse bize bizim alternatifimiz Su-35 Ruslarla veya başka bir süreci. 2030'a kadar mecburuz bir şekilde caydırıcılık bağlamında ve terörle mücadele bağlamında savunma gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Ama 2030'dan sonra Türkiye daha da bir güçlü Türkiye olacak. Çünkü dışa bağımlılık, savunma sanayide en düşük seviyeye indirilecek. Kendi üreteceğimiz silah, uçaklarla birlikte. Dolayısıyla aslında... Tam yol haritası çok güzel. Bu, ama zorlu bir yol. Evet. Mayınla dolu bir yol. Doğru. İlerliyoruz. Rus, dediğim gibi hani orada bir denge siyaseti işleniyor. Dediğim gibi hani mesela şu an Türkiye'nin tekrar PKK'ya karşı bir operasyon meselesi gündemde. Burada mesela Ruslarla olan müzakeremizin bir tarafı da Amerika ile F-16 projesi. Belki de bu sebepten dolayı bu meseleyi ilerletiyoruz. Yani bir operasyon yapacağız. Ruslarla elimizin güçlenmesi için eğer Amerikalılar belki de bunu istiyor. Bizim Suriye'nin kuzeyine operasyon yapmamızı istemiyorlar. Belki oyalıyorlar bizi. Bu da bir seçenek ama ben günün sonunda Amerikalıların bize F-16 satacağını düşünmüyorum. Evet, bir F-16 vadede. Olmayacak bir F-16'yı öne koyuyor. Evet, uzatıyorlar hani süreci. Burada bir müzakere masası kuralım da o müzakere masasında sen otururken gidip de çünkü orada... Çünkü şunu biliyorlar. Cumhurbaşkanı kararlı. Yani yapacağız dediyse yapıyor. Bu meselede, Kavala meselesindeki büyükelçiler de ciddi anlamda son noktaydı yani. Belki 1-2 saatlik bir süreçti. Ya belki onu ilerleyen yıllarda hani Amerikan siyasetindeki iç meseleleri yıllar sonra belgeler açıklanıyor, filmler yapılıyor hocam. Belki o mesele de öyle olacak. Belki 1-2 saatlik bir meseleyle kotarılan bir meseleydi. Ben günün sonunda Amerika'nın kısa vadede F-16'ları Türkiye'ye satacağını düşünmüyorum. Öyle bir bürokratik aklın olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı hataya zorlamaya çalışıyorlar aslında biraz psikolojik olarak. Tepki ölçme meselesi de onunla alakalı. Tabii aslında şöyle değerlendirmemiz lazım izleyicilerimiz açısından. Bugünkü psikolojiyi sadece İşte hani bir AK Parti 2002'den bugüne kadar gibi değil. Bunu 1950'ye kadar götürmemiz lazım. Çünkü bugün Sayın Cumhurbaşkanı rahmetli Adnan Menderes'in başlayıp bitiremediği, rahmetli Süleyman Demirel'in başlayıp bitiremediği, rahmetli Turgut Özal'ın başlayıp bitiremediği şeyi bugün o bayrağı alıp devam ettiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı Allah uzun versin. Ondan sonraki gelecek olan siyasetçiler de zaten bunu devam ettirmek zorunda. Ben onun mesajını vermeye çalışıyorum. Bu iş kişisel mesele değil. Evet. Yani olayı çok kişiselleştiriyorlar. Ve zaten işte Neokonların işte en azılları Stephen Cook, işte Michel Rubin hatırlayın. Yazılar nasıl yazılar yazdılar? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı hedef falan sayı hastalığını doğru. İşte Michel Rubin hatta bir yazı yazdı. Nereye gömüleceğini yani böyle abuk subuk saçma sapan şeylerle olayı kişiselleştiriyorlar, derinleştiriyorlar ve bir insanın vicdanına bıçak sokar gibi kalbine acı yaratmaya çalışıyorlar. Hı. Mesele bu aslında. Ama bizim devlet bilincimiz, devlet geleneğimiz bunun bir bayrak yarışını. Yani hep örnek veriyoruz. İşte Teoman Yagbu'dan ilk Türk devlet büyük başkanından sayın bugünkü Cumhurbaşkanı'na kadar bu bir bütündür aslında. Evet. Bunu böyle değerlendirelim ve 1950'de... Burada bir hükümet meselesinden ziyade bir devlet meselesi. Bir devlet meselesi bu. Yani o siyasetten bunu ayırmamız lazım. Evet. Bugün hükümette tartışırsınız, muhalefet partisi karşı çıkıyor. Çok da tabii ki muhalefet karşı çıkacak. Tabii ki karşı ama
bazı beka sorunlarında, güvenlik meselelerinde karşı yan yana duralım. Karşı safa geçmek anlamına gelmemeli. Bravo. İşte karşı safa geçmek devlet meselesinden çıkıp meseleyi siyaset boyuta taşımak ve devletin karşısına geçmek şimdi anlamına geliyor. Tezkere meselesi. Mesela evet, ikisini tezkere. Bunu şimdi alıp da şöyle diyor mesela. Sayın Cumhurbaşkanı hedef şey veriliyor, yetki veriliyor. İşte Türkiye topraklarına yabancı askeri bile sokar. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Bunu söylemek bile ne kadar büyük bir ayıp bir kere. Yani Türk Devlet Başkanı bu tezkere yabancı askerleri nasıl, bunun yorumu bile çok saçma. Çok absürt noktaya kayıyorlar yani ciddi anlamda. Türkiye'nin yaptığı bu sınır ötesi harekatların amacı neydi? Bataklığı yerinde Türkiye'ye bombalar yağarken, Hatay'da o büyük bombalar insanlar şehit olurken, şurada yanı başımıza İnönü Stadı'nda da bomba patladığı zaman yüzlerce vatandaşımız şehit. Bunlar nasıl oluyordu? Evet. Bunlar nasıl kesildi? Mücadele işte. Yani bu kararlılık ve mücadele. Yani, bu mücadele böyle ama biz bunu sadece belli parçalarla alırsak bir de şunu görelim tabii. Yeni bir şark sorunu ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Yani yeni bir o zaman Doğu sorunu işte evet, Osmanlı son dönemi ama şimdi yeni bir şark sorunuyla beraber bu küresel azınlık etkisinin Türkiye'nin üzerinde farklı boyutlarla yine müdahalelerini göreceğiz. Farklı şeylerle bugün Kavala davası olur, yarın başka bir şey ortaya çıkarırlar ama toplumsal özellikle Türkiye'nin o hassas açık yaralarını tetikleyecek şeylerle yapabilirler bunu. Bakın 1955 senesinde 6 Eylül olaylar oldu değil mi hocam? Azınlıklara karşı büyük bir, ki o da bir bir tezgahtı. Evet. İşin için özel harfler falan neyse ama o döneme baktığımız zaman azınlıklarla Demokrat Parti karşı karşıya getirilmek isterdi 1955'te. Azınlıklar buna kanmadı ki azınlıklar da çoğunluğun parçasıdır. O demek de doğru ama 57'de daha çok oy verdiler Demokrat Parti'ye. Çünkü neden? İnançlarını kaybetmediler. Olayın nereden kaynaklandığını gördüler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.